Gündemi konuşuyoruz. Ozan Gündoğdu, Mehmet Tezkan'la ve şimdi yani saniyeler içinde ya da bir dakika içinde TÜİK'in Mart ayı enflasyon verileri açıklanacak sayın seyirciler. Onu bekliyoruz. Ama bir hatırlatalım. Gözler şu an birazdan açıklanacak enflasyon rakamlarındayken saat 9 sıralarında da her zaman olduğu gibi, her ay olduğu gibi ENA Grup kendi enflasyon sonuçlarını paylaştı ve orada epey yüksekti. Biz biraz yakından bakmıştık. %140'ın üzerinde bir yıllık enflasyon artışı vardı ENA gruba göre. Arkadaşlar rakamları bir kez daha ekrana getirirlerse biz de hatırlatmış olalım izleyicilerimize. Ne diyordu ENA grup? Evet, son 12 aylık artış %142.63. Mart ayında da yine TÜFE %11.93'tü. Piyasa beklentileri az önce Onur Altın da söyledi. %65'in biraz üzerinde bir enflasyon bekliyorum dedi. Ozan sen de %65 demiştin. O tip bir şey oluyor. Oraya komşu bir enflasyon bekleniyor. Mehmet Tezkan biraz daha düşük. Ben %60 civarında bekliyorum dedi TÜİK'in veriler için. Enflasyon rakamları da geldi. Geldi mi? Yıllık 60 yıllık TÜFE 61.14. Mehmet abi daha haklı Mehmet Tezkan haklı çıktı. Evet, aylıkta 5.46 TÜİK'e göre Mart'ta enflasyon %5.46, yıllık enflasyon ise %61.14 olarak açıklandı. Evet, şimdi birazdan ekonomist Selçuk Geçer de katılacak yayınımıza ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini değerlendireceğiz. Fakat şöyle sıcağı sıcağına bir aramızda konuşalım. Ne diyorsunuz Mehmet Tezkan? Beklentinize yakın bir enflasyon çıktı. Ben %60-61 bekliyordum. Çünkü biraz takip ettim yani. Bir yorumları takip ediyorum o şey iktidara yakın basını takip ederken %6 civarında çıkacağı yolunda bir takım yorumlar çıktıydı. Nitekim de 5.46 diyorlar. Yani onlar herhalde önceden mi haber alıyorlar veya onların kulağına mı üflüyorlar? Bu birkaç gündür %60 civarında olacağı yazılıp çiziliyor. Evet. O zaman peki nasıl oluyor da hesaplamalar arasında bu kadar makas farkı oluyor ve neye göre oluyor? Ya şimdi TÜİK bu işi 418 malın, 418 madde diyelim ve alt kırılımlarıyla hesaplıyor. Toplamda birkaç bin mal takip ettiğini söylüyor. Yani metodolojisini o şekilde söylüyor. Ama bazı yöntem farklılıkları var. Mesela demin Onur Bey'in bahsettiği, örneğin kirayı nasıl ölçeceksiniz? Çünkü kira sonuç itibariyle etiket fiyatı olmayan bir ürün. Yani şey yapamıyorsunuz. O yüzden kirayı mesela kiracılarda yapılan anketler yoluyla ölçüyorlar. Kiracılara soruyorlar. Sizin kiranız neydi, ne oldu diye. Fakat burada eleştirilen, TÜİK'te eleştirilen bir yöntem meselesi var. Türkiye'de kira fiyatları son derece sert şekilde artıyor ama bu artış kiracı evden çıktıktan sonra gerçekleşiyor. Yani kiracı evden çıkıyor, 3 bin liraya çıkıyorsa ev sahibi bunu diyor ki ben artık bunu 6 bin lira yapıyorum. Dolayısıyla kira aslında %100 artmış. Ama boş eve anket yapılmadığı için bu artış görülmüyor. O yüzden kira fiyatları böyle çok gerçekteki artışı burada görmüyorsunuz. Ama yine de bakın burada yaşadığımız kırılıma bakar mısınız? Evet. 11. ay itibariyle yani Kasım ayı itibariyle. Şöyle ayağa kalkıp da bakabiliriz istiyorsan. Şimdi, başka şeyler gelecek değil mi tablolar arkadaşlar? Biz yani şeyin biraz daha ekrana aslında şu enflasyon yani şuradan şuraya geçen enflasyon bu çok açık. Buradaki bir savaş etkisi var. Ama Erdoğan'ın ifadesi aslında bu halde savaşın üzerine yıkıyor ama kırılım nerede başlıyor? Döviz şokunun yaşandığı 11. ayda başlıyor. Sert şekilde kırılmış ve ciddi bir enflasyon kriziyle karşı karşıya kalmışsın. 11. 12. 10 ve asıl Ocak ayındaki enflasyonla beraber o elektriğe gelen %127 zamla beraber ama bir sıçrama başlıyor sıçrama. Bir sıçrama yaşıyor ama asıl kırılım Kasım'da başlıyor. Dolayısıyla bizim programda haftalardır söylediğimiz aslında iktidarın para politikasının bir kabahati olarak karşımıza böyle bir enflasyon krizi çıkıyor. Hadi bir de şunu söylemek lazım bana kalırsa. Enflasyonla evlilik Katolik nikahına benzetilir. Böyle kolay boşanamazsın. Yani kalem de gelecek galiba. Biz evet o yani zaten devam şey yapamazsın. Ama böyle hadi enflasyon geldi, 2 ay sonra geçti. Hayır. Biz çift haneli enflasyonla 1974'te tanıştık. 2004'e kadar devam etti. Ciddiye alınmazsa 10 yıllarca sürecek bir krizle karşı karşıyayız. Evet, şimdi kalem harcama oranlarını görüyoruz. Enflasyon değişim oranlarını.
Ulaştırma %99. Yıllık. Aslında aylığı görebilsek aylığı daha... Aylığı mı görelim? Daha peki, aylığı şey olur. Verebiliyor muyuz ama tabii arkadaşlar? Burada da, buraya da bakalım. Tamam. Ulaştırmada %99 artışın neden olduğu belli. Orada akaryakıt fiyatları. Ama çok tehlikeli olan, bakın, gıda ve alkol içecekler. Yine TÜFE'nin üzerinde. %61 TÜFE, enflasyonu, genel enflasyon. Evet. Gıda enflasyonu %70.3. Yani asıl tehlikeli olan... Asıl tehlikeli olan bu. Bu değil mi? Bizim evet. Senin de söylediğin aylık değişimi göreceğiz burada. Aylık değişimde bakın şey yine başı çekmiş. Başı çekenlerden bir tanesi olmuş. Sağlık 5.33, ulaştırma 13.3. Burada demek ki ulaştırmada çok ciddi bir kriz var. Bu akaryakıt fiyatlarındaki artış ulaştırma sektörüne darbe vuruyor. Enak'la çok ciddi farklılıklar var. Mesela lokanta ve otellerde Enak'ta fiyat düşüyordu. Burada fiyat artıyor ve ciddi artıyor. Eğlence ve kültür en az artanlardan bir tanesi. Neden? Artık bitti, piyasa yok. Evet. Böyle bir piyasa olmayınca talep de ortaya çıkıyor. Enak grubunu açıkladığında sağlık harcamalarında çok sert bir yükseliş görmüştük. Şimdi mesela TÜİK'in açıkladığı şeyle karşılaştırdığımızda, oranla karşılaştırdığımızda ne kadar bir makas farkı var yani mesela? Yani 73 puanlık bir makas farkı var. Yani... Enak 78 diyor, %78 arttı diyor. Evet. Sağlık harcaması için. Hı hı. TÜİK %5 arttı diyor. Evet. Bu tabii yani artık izaha muhtaç bir farka dönüştü. Konut hesaplamasını zaten söylemiştin yani kira, hı hı. Kira artış konusunda. Kira neye ve faturalar. Faturalar. Doğru. Konutta bu ay gerçekten ciddi bir artış sadece kiradan kaynaklı arttı. Çünkü doğalgaz faturası, elektrik faturası Mart ayı itibariyle artmamıştı. Ama Nisan ayında bu konuttaki 1.84 görünüyor. 1.84'lük bir artış. Nisan ayı itibariyle tabii daha sert artacak. Hı hı. Ama günün sonunda baktığımız temel veri TÜFE'dir. TÜFE'de %61.1. Şeye de bu arada şeyin takip ettiği veri de, kamu çalışanlarının takip ettiği veriyle Aralık ayına göre artış. Aralık ayına göre artış 22 oldu. Neden kamu çalışanları bunu takip ediyor? Çünkü yaptıkları toplu iş sözleşmesi nedeniyle Temmuz ayında bir enflasyon farkı alacaklar. Aralığa göre artış %22, %7 idi kamu çalışanına verilen maaş zammı. Demek ki 7'nin üzerine bir de 14 puanda enflasyon farkı alacaklar. Şimdi Selçuk Geçer hazır sanıyorum. Evet, ekonomist Selçuk Geçer'le değerlendireceğiz enflasyon rakamlarını. Selçuk merhaba, günaydın. Merhaba, günaydın. Günaydın diyoruz ama işte pek de günaydın değil. Şimdi önce şeyi konuşalım. Bir ENAG grubun enflasyon verilerini gördük. Yıllık %140'ın üzerinde bir artış var. Aylıkta da epey yüksek. ENAG grubun kaçtı bir hatırlatabilir misin o zaman? %142 idi. Yok, aylık artış %11. Aylık? 11.93 müydü? O öyle bir şeydi. Evet, 112'ye yakındı. Sonuçta TÜİK'in açıkladığı verilerle baktığımızda aylıkta da yıllıkta da epey bir fark var. Beklentiler %65 gibi görülüyordu ağırlıklı olarak TÜİK'in açıklayacağı veriler o şekilde bekleniyordu. Ama %61.14 olarak çıktı. Sen ne düşünüyorsun, nasıl değerlendiriyorsun bu veriyi? Gülüyorum ben. Gerçekçi bulmuyorsun, evet, birçok insan gibi. Gülüyorsun, peki biraz açar mısın? Şöyle, Türkiye'de aslına bakarsan 3 enflasyon var Seda. Yani bunlardan birisi TÜİK'in açıkladığı enflasyon, aylık ve yıllık enflasyon. Birisi ENAG grubun açıkladığı enflasyon, aylık ve yıllık olarak. Birisi de bizim yaşadığımız, hissettiğimiz gerçek enflasyon. Çünkü ENAG grup da aslında gerçek enflasyonu yakalayamıyor. Veysel Ulusoy da bunu söylüyor zaten. Yani TÜİK'in kriterlerine uymak zorunda kaldıkları için sadece yöntemi değiştiriyorlar. Daha sık veri alıyorlar, daha sık fiyat alıyorlar. Bu sayede bir şekilde gerçek rakamlara ulaşmaya çalışıyorlar. Yani bu gördüğümüz %142'lik rakam da değil bizim yaşadığımız enflasyon. Bizim yaşadığımız enflasyon şu anda büyük ihtimalle %170'lerin üzerine çıkmış durumda. Hiper enflasyona doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bir kere bunu söyleyelim. Nitekim yapılan zamlar da bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani sadece akaryakıt zamlarına baktığınız zaman bile TÜİK'in de verilerinin, aslında ENAG verilerinde gerçekleri çok fazla yansıtmadığını görüyoruz.
Peki enak tam rakam niye tutturamıyor onu söyleyelim. Bir ürün sepetinden kaynaklı, ikincisi sepetlerin ağırlıklarından kaynaklı. Mesela gıdanın ağırlığını azaltıyorlar, enerjinin ağırlığını azaltıyorlar sepetin içerisinde. Dolayısıyla o ortalamayı aşağıya doğru çekiyorlar. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman da aslında ENAG grubunun o çok yüksek dediğimiz enflasyonda bizim yaşadığımız enflasyonun en az 20 puan hatta 25 puan altında.